Babam. Fotoğraftaki adam benim babam. Senin peder 99 yılında vefat etmemiş miydi abi? Etmemiş. Babam hayatta Cihan. Onu bulmadan aldığım her nefes artık bana haram. Kurtaracak derviş şefini. Ne söyleyeceksen karşıma çık da söyle Ferman. Babana ulaşmak için tek bir yolum var. Hatırlatmak için aradım. Behram'ı öldür, babanın akıbetini öğren. Babamı bulacağım. Behram. Behram'ı da öldürmeyeceğim. Geleceğimize uyanmış abi. Bana bu bardaktaki parmak izi, cart izi, curt izi ne var ne yok hepsini bul. Artık başını orada mı dikiyorsun? Ne yapıyorsan yap, çıkan sonuçtan da emin ol. Nasılsın? Yarın savcılığa sevk edileceğim. Sonra da delil yetersizliğinden serbest kalacağım. Ferman Koroğlu'yla bir anlaşma yaptım. Ne anlaşması? O beni buradan çıkaracak. Behram'a karşı beraber ortak hareket edeceğiz. Ferman ne bileyim, gittiğim yerde babamın fotoğrafının ne işi var? Kim bu çocuk, Ferman mı yani? Belki de seni oraya bilerek çektiler. Bu fotoğraf, evin terk edilmiş hali filan. Ferman'ın zekasını küçümseme çocuk. Babam yaşıyor. Hissediyorum. Bu olan bitenin hepsi oyun olamaz. Sen şu bardaktaki parmak izini bulunca çıkan sonuçtan da emin ol, haberleşiriz. Ne
Serdar abi, daha sonra devam ederiz. Öyle olsun. Tunç'a söyle, Lila'yı adım adım takip etsin. İçin el verme dediğim, yalnız bırakma ya. Ben ne alakası var oğlum? Kumru'nun kafasına yine kurtlar düşürmüş, bir şeyler karıştırıyor belli. Hayır yani, Behram bulacağım diye başını belaya sokacak. İşte ben de onu diyorum abi. Abim bir sal kendini ya. Gözünü seveyim bir sal. Sevmekten adama zarar gelmez. Sen öyle sen. Ferman'ı tanımıyoruz. Ona güvenemeyiz abi. Behram'ı da tanımıyoruz Dila. Ama bir lafıyla dünyalar kuruluyor, dünyalar yıkılıyor. Ferman'ı tanımasak da babamızın katillerinden birini tanıyoruz. Kuzgun. Bu artık bir savaş Dila. Behram'la Kuzgun'a karşı bir savaş. Ortada bir savaş yok. Senin için yok abi. Var. Devamı da gelecek. Yalnız kalırsak da bizi ezer geçerler. O yüzden seni beni yok. Sana kendi ellerinde babamızı öldürttüler. Korunmaya ihtiyacımız var Dila. Ferman, tam da şu anda bize derman olacak kişi, bana güven. Sevkiyatla ilgili delilleri emniyete kim verdi sanıyorsun? Ha? Sen mi, ben mi? Geriye tek bir ihtimal kalıyor, o da Kuzgun. Sana yemin ediyorum. Bunu Behram'ın yanına bırakmayacağım abi. Kuzgun bu işin başka bir yanında. Benim için. Yine ona kıyamayacaksın Dila. Abi lütfen. Lütfen dur. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Bana güven. Kuzgun'a tebliğ edildi mi? Hayır Dila. Bilginlere ait bazı gayrimenkuller satışa çıkmış. Yaşadıkları ev dahil. Toplayın hepsini. Teşekkürler. Rica ederim. Haberleşiriz. Görüşürüz. Efendim? Derviş Cevheri. Evet. Kapının ilerisinde bekliyorum.
İflas istemeleri yakındır. Aynen öyle. Cihan'ım, bu Ali'nin emniyet mevzusu niye uzamış bana bir öğrensene. Bunlar da Bizans oyunları bitmez. Ne vardı? Ferman Koroğlu seninle iletişime geçmiş. Behram Adıvar'ın sana bir teklifi var. Merakla bekliyorum. Ferman Koroğlu'yla anlaşma yapıp onu kandıracaksın. Behram Ferman'la anlaşma yapmamı mı istiyor? Neden? Ferman'ı Behram'a verdiğinde sen de Behram'ın masasından, onun hayatından tamamen çıkacaksın. Ne diyorsun? Tamam. Behram Bey'e söyleyin. Teklifini kabul ediyorum. Doğru karar. Kuzgun abi, Dila Bilgin'e Derviş Cevher'i bir araya geldi. Belki bilmek istersiniz diye düşündüm. Tamam, sağ ol. Dila'dan gözünü ayırma. Hayırdır çocuk, niye geldin gene? Sen Dila'nın ayağına gidecek adam değilsin. Ne konuştunuz Dila'yla? Nedir mevzu? Sen nereden biliyorsun? Ne yapacaksın sen? Soruma cevap ver. Cevap versene. Hala mı Dila çocuk? Dila senin yumuşak karnın. Bu yolda aşk da yok, Dila da yok. Dalgalandırıyorsun denize. Nerede boğulacağını bil diye, anla diye. İstanbul'un en büyüğü olacaksan aşkla meşkle işini bitireceksin. Gerekirse sevdiğini de öldüreceksin, kurban da vereceksin. Kızı artık rahat bırak. Babasının elleriyle öldürttün, tamam artık yeter. Babası ölünce öfken geçti mi? Bitti mi? Bir daha karşısına çıkma. Bu da sana son sözüm. Bana bir hazırlık yapmanı istiyorum. Rıfat Bilgin'e yapılan tarifenin aynısını. Oy. Kumru, başım döndü. Deli dana gibi dolanıp durma kızım. Hadi.
şey yok. Dilacığım, günlerdir hiçbir şey yemiyorsun. Düşüp bayılacaksın bir yerde. Bak, kıymalı makarna istedim Beril abladan. Sen de ye biraz. Tamam bir tanem. Hala onu özlüyorsun değil mi? Sence bu mümkün olabilir mi? Başka bir şey mümkün değilmiş gibi hatta. Yarın savcılığa gelecek misin? Yok. Bugün abimleydim, yarın başka işlerim var. Yakında bu evi boşaltmamız gerekecek. Şirkete ait bütün gayrimenkulleri satışa çıkarttık. Buranın talibi varmış. Yarın satış işlemleri bitiyor. Kim almış evi? Hiçbir fırsatı kaçırmayan biri. Kuzgun Cebeci.
Ne olup bittiğini baştan sona anlatacak mısın artık abi bana? Gittiğimiz o ev, dedenin muhabbetleri falan. Kimseye bir şey belletmedin değil mi? Tembihledin ya kafama vura vura. Kime ne diyebilirim acaba? Abi şimdi ben bu konuyu enine boyuna anlamadım. Dila neden öyle imalı imalı köklerim falan dedi? Alemin bildiğini bizden mi gizleyeceksin abi? Kumru, alem malem yok ortada. Bu böyle ulu orta konuşabileceğimiz bir mevzu değil. O ne demek? Ya abi neyi gizliyorsun ya? Öğrendim işte. Derviş dedemiz. Başka? Hadi bak söz verdin bana. Sizin de bilmeniz lazım. Lazım da. Sonra Kumru. Daha sakin bir zamanda. Hem bak yorgunum ben de şimdi. Tamam. Ya abi geçiştirme beni artık ya. Gözünü seveyim ya. Her şeyi biliyorsun. Anlat artık bana da. Öğrenmek istiyorum. Derviş dedemiz. Ama öyle göründüğü gibi biri değil. Tehlikeli biri değil mi? Yani zamanında babamın yardım istediği adam da Terzi Derviş değil de. Babasıydı. Behram adı vardı. Biz de onun torunlarıyız. Hiç kimsenin torunu falan değilsiniz. Hele böyle bir adamın hiç. Uysa da böyle. Uyumasa da böyle. Ben babanızla evlendiğimde babam öldü demişti. Allah biliyor ya, merak edip birkaç kere sordum. Üstüne düştüm. Ama sonra anladım. Babam öldü derken bile öyle bir diyordu ki. Öyle bir derdi ki. Of Yusuf. Benim Yusuf'um babasından yana çok yaralıydı. Babanızın dili o adama baba demeye varmazdı. Babası değil, koca bir taştı sırtında. Yusuf'um yok saydıysa, o babanın da, dedenin de bu evde hükmü yok.
O adam bizden uzak durmakla, arayıp sormamakla en doğrusunu yapmış. Bizim hiçbir hukukumuz olmaz o adamla. Hukukunu babam bilmiş de koymuş, bağlarını koparmış. Şimdi de o adam bizim için hiç kimse. Hiçbirinizin o adamla işi olmaz. Madem o adam babanızın savaştığı kişiymiş, o pislikmiş, madem oymuş, şunu sakın unutma oğlum. O adamın elinde babanızın kanı var. Yapma. Şimdi bu Behram denilen adam madem karanlık bir adam, sen niye olmasın abi? Yetmedi mi başına doladıkları? Onun sayesinde ayakta kaldım ben. Geldiğim günden beri. Babamı öldüren de o değil de. Eminim bundan. Ayrıca ondan uzak durursam sizi koruyamam. Lazım değil. Biz bugüne kadar kimsenin koruması olmadan geldik. Ya o zamanlar adı var olduğumuz bilinmiyordu, artık biliniyor. Siz kabul etseniz de etmeseniz de dışarıdaki insanlar için biz Behram Adıvar'ın torunlarıyız. Ne demek bu? Şu demek canım kardeşim, gerçekte kim olduğumuzu bilen başkaları da var. Behram'ın varisi olacak kimsenin hayatta kalmasına izin vermezler. Sen Behram'ın varisi olursan ben senin kardeşin olmam. Benim abim mafya olamaz. Bakın bu haybeden bir mesele değil. Bunu bir sindirmeniz lazım. Bir kafayı toparlayın, düşünün, konuşuruz sonra. Be kuzgun. Dile kolay, koca 20 yıl. Bunca yıl. Bunca bekleyiş. Sadece şu an için bile değermiş. Derin sulardayız. Hiç dalmayalım, çıkamayız. Çıkmayalım. Ben boğulmaktan korkmuyorum. Şurada. Bana ait bir yer varsa eğer, onu istiyorum ben. Ben galiba sana aşık oldum. Ne kadar dolar karanlığa. Beni senden kim koruyacak kuzgun? Seni benden kimse koruyamaz.
içinde geçmişten gelen bir yaran varsa, bir acın, bundan kaynaklı bir öfken varsa bile bunların hepsini yok edebileceğime inanmıştım. Çık sahneye. Sıradaki şarkıyı sen söyle. İnsanlar da görsün bir şarkı nasıl söylenemez. Ya niye böyle bir şey yapayım? Kaldı ki iddia karşılıklı olan bir şeydir. Sen ne yapacaksın karşılığında? Seni bu halinle hatırlarım. Sahnedeki halinle. Korkuyor musun ben? Dilem. Bana hep meydan okudun kuzgun. Madem öyle, ben de sana meydan okuyorum. Seni tam buradan vuracağım. Tam kalbinle. Sen. Behram'ın peşini bırak. Kumru'yu da bu mevzuların içine daha fazla çekme. Ben tehdit mi ediliyorum yine? Tehdit falan değil. Ama dikkatli olman lazım. Bu mevzulardan ne kadar uzak olursan o kadar iyi. Sorun da olan sana olur. Ne olur? Bana ne olur? Öldürür mü beni? Ölsem üzülür müsün ya? Yoksa yolundaki bir taşı elini kirletmeden halletti diye sevinir misin? Babamda olduğu gibi. Cevap ver. Cevap ver. Hain olduğumu bile bile öldürmesin mi istiyorsun beni? Dedeni bu yüzden mi vermiyorsun bana? Senin canın benim korumam altında. Arkamdan iş çevirmediğin sürece. Ölmek kurtuluş kuzum. Gerçekten keşke kafama sıksaydınız. Bana ölümden daha beter şeyler yaşattınız. Tasalanma sen. Bana hiçbir şey olmaz. Ama sen dedeni kaybedeceksin. Nesi oluyorsunuz? Eşeğim ben. Öyle bayıldı birden yani gözü kararır gibi oldu. Birkaç kez oldu ama iki dakika içinde.
kan basıncı çok düşmüş. Ve son zamanlarda yoğun üzüntü verici bir hadise yaşandı mı? Babasını kaybetti. Beslenmesine de dikkat etmesi gerekiyor. Şey olabilir mi ya? Ne bileyim ya. Hamile. Hanımefendi, eşinizi boş yere heyecanlandırmışsınız. Serumunuz bitince çıkabilirsiniz. Ben eşinizle de konuştum. Beslenmenize dikkat etmeniz ve ani duygu değişimlerinden kaçınmanız gerekiyor. Geçmiş olsun. Nasıl hissediyorsun? Eksik. Yarım. Yalnız, mutsuz, hasta, kötü, kinli. Dila yeter. Yetmez. Yeter. Doktor böyle şeylerden uzak kalsın dedi. Yani böyle duygulardan işte. Yapma. Hamile olmamını istedim bir de. Yok ya, ben böyle birden bayılınca şey oldu. Böyle filmlerde oluyor yani. Oradan herhalde aklım karışmış, öyle bir şey oldu yani. Böyle bir kaosun ortasında gerçekten bir çocuk ister miydin? Nereden çıkarıyorsun ya? Ses sonundan. Duydum seni. Heyecanını bastırmaya çalıştığını hissettim. Bitmiş bu. Bir hemşire çağırayım ben. Her şeyi çıkmaza soktun. Soktuk. Her şey çok başka olabilirdi. Bunu söylemekten de yoruldum artık. Ne yapıyorsun? Of! Bizim gerçeğimiz bu. Biz böyle bir düğüm olmuşuz. Bilsen başka hiçbir şey olmazdı. Ben hala nasıl böyle cümleler kurabiliyorsam. Yeter gerçekten. İçimdeki senden yoruldum. Yavaş. İçimdeki bizden yoruldum. Yeter. Bırakayım seni, gel. İstemez. Dila, yürü. Yürü hadi. Yapabilecek misin yalnız? Bir bana acıman eksikti Kuzgun. Bir insan bir insanın hem celladı hem de şifası olamaz. Hadi. Başka akşama bırak bu lafları, hadi. Kuzgun lütfen. Lütfeni mütfeni yok Dila. Seni böyle bırakmayacağım ikimiz de biliyoruz. Kandırmayalım kendimizi. Ne yersin? Şöyle etli bir şey söyleyelim sana. Bir de yer misin? İstemem, sağ ol. Olmaz öyle. Vitamin alman lazım. Beni düşünüyormuş gibi yapman olur. Senden çok kimi düşündüm bu hayatta bilmiyorum.
olsaydı. Yani hem celladı hem şifası. Bir insan bir insanın. Böyle yara bere içinde başladı diye. İlla öyle mi gider? Farzı misal söylüyorum. Belki aşkla iyileşir ha? Kim bilir? Bahçede yüzüğü buldum. Fırlatıp atmışsın herhalde. Nedendir bilmem. Ve göğsüme bir şey oturdu. İsim de yazmışsın. Ben de makara yapmıştım. Bilmiyordum tabii. Şu halka parçasını bulmak niye bu kadar koydu bilmem. Hani dedin ya yine. Her şey başka türlü olsaydı diye. Meraktan herhalde. Harbi söylüyorum yani insan merak ediyor bazen. Beni seviyor musun kuzum? Ölmeden önce bir kez olsun duymak isterdim. Duyarsam da ölürüm. İzin vermem.
bir büyük oyun yaşamak dediğin. Beni ya sevmeli ya öldürmeli. Selçuk, bugün beni hemen Ferman Koroğlu ile görüştürmen lazım. Hemen. Kendisine bir teklifim var. Behram Adıvar'la ilgili. Evet. Gelsin bakalım. Neden gel? Öğrendin mi? Yusuf'umun uykularını kaçıran, etini buran sendin. Senelerce kalbini ezen sendin demek. Hiçbir yere kaçamazsın. Neden geldin? Sana oğlumun da etini vermeyeceğim demeye geldim. Onun da kalbini ezemeyeceksin demeye geldim. Kuzgun benim kıymetlim. Değil. Kefenimin ölçüsünü al Terzi. Seninle oğlum arasında anca bu var. Oğlumu zehrinden uzak tut. O kara vicdandan biraz bir şey kaldıysa... Kuzgun'a kıymetlim lafları edebiliyorsan... O etini ezdiğin, çiğnediğin oğlunun hatırına onu rahat bırak. Ona kuzgun karar verir. Ben oğlumu buradan biliyorum. O kararını çoktan verdi. Sen babalık nedir bilmiyorsun ama ben analık nedir biliyorum. Seni bu ana yüreği yenecek. Bunu da böyle bil.
Duvardaki yazı neydi öyle? İyi misin? İmzalayın. Gidebilir miyim? Şimdilik evet. İyi günler. İyi günler. Serbestsin değil mi? Evet. Geçmiş olsun Ali Bey. Sağ olun Nadir. İyi misin? Daha da iyi olacağım. Ferman'la konuştun mu Selçuk? Evet. Bugün bir saat sonra atacağım, konumda ol. Kendisi gelecek mi? Dediğim saatte dediğim yerde ol lütfen. Tamam. Sen Seda'yı al eve git. Benim biraz işim var, tamam? Tamam hocam. Ne oldu? Yok bir şey. Siz Nadir'le eve gidin. Geleceğim ben. İyi, tamam. Tamam. Geçmiş olsun. Behram senin fermanla işbirliği yaptığını biliyor. Ne saçmalıyorsunuz? Biliyor, biliyor. Ne vaat etti sana? Özgürlüğünü mü? Ucuza gittiğini düşünecek Behram. Tabii öyle olunca sen de aynı tarifeden gideceksin. Şu an için kendi canını, sonrasında da kardeşinin canını kurtarabilmen için bir teklif var Behram sana. Ne istiyor? Birini kaçıracaksın. Her şey hazır. Sen sadece Behram'ın emirlerini yerine getireceksin. Kaçırdığın kişiyi onun istediği yere götüreceksin. Sana ne talimat verilirse ona uyacaksın. Sonra? İşte bu işin burasını sevmiyorum ya. Böyle hayati meseleler anlatırken karşımdaki de bir sefer daha anlasa, kiletmesin. Tamam, tamam. Tamam, anladım. Kardeşimle bizim hayatımızın karşılığında ne istiyorsunuz benden? Kimi kaçıracağım? Meryem Cebeci.
dersiniz? Ferman'ın bastığımız evi kime aitmiş öğrenebildiniz mi? Aileyle bağlantılı bir değil abi. Bir iz yok. Bulacağız. İz yoksa yaratacağız. Hadi. Gidin bakın. Annenin ölümüne sebep olmak ister misin? Ne diyor lan bu? Abim ne oldu? Kürt al verme abi. Aç şunu aç. Aç. Hayırdır abi? Meryem Hanım başı dertte olabilir. Aldılar mı sahip? Evet efendim. Limana kadar gözünü ayırma, sonrasıyla katil ilgilenecek. Tamam efendim. Kadını konteynere koydular. Tamam Kadir, oradan ayrıl. Baba, hani iş dönüş oyuncağım? Unutmuşum kızım ama sana sözüm olsun alacağım. Ya baba ya. Seda. Çocuk özlemiş Ali. Ben de seni özledim güzel. Ama şimdi benim biraz işim var, sonra tamam mı? Tamam. Hadi bakayım. Gel anneciğim. Baban yorulmuş. Vaktin varsa bugün tamirhaneye uğrasana. Seninle konuşmam lazım. Fırsat bulursam uğrarım. Hah, söyle Nadir. Ali Bey, kadın içeride. Abi seni yalnız göndermem. İyi ne oğlum, in birini bulacağım bana. Kimi abi? Ne
Ferman nerede? Burada. Telefonda değil. Yüz yüze görüşecektik. Sana neden güveneyim? Behram'ın kim olduğunu biliyorum çünkü. Eğer onu istiyorsan benimle yüz yüze görüşmek zorundasın. Bir kere anne dediğini duyayım. Sonra öleyim. Güney bloğu 958-362 numaralı konteynerde. Bu arada kapı 10 dakika içinde açılmazsa size otomatik ateşlenecek. Geldim ben, geldim. Geldim, buradayım. Korkma, hiçbir şey olmayacak. Mekanizma var, biliyorum, zaman ayarlı. Sakın korkma, açmayacağım kapıyı. Süre dolmadan çıkaracağım seni oradan. Sakın korkma, tamam mı? Açmayacağım kapıyı. Bırakmayacağım seni orada, kurtaracağım. Sakın korkma, tamam mı? Bana güven yeter. Bırakmayacağım. Çabuk lan, çabuk! Şuraya bir delik açsın bana, çabuk! Abi! Şuraya bir delik aç, çabuk! Delik aç ona.
lan! Çekerse şunu! Cihan var. İçeri kapıdan girmeyecek. Annesini kurtarmak için 3 dakikası var. Aşağıdan buraya gelmem bayağı uzun sürdü. Sindire sindire yürüdüm diyelim. Niye geldin? Senin şu kuşlar niye dokuza tadından yenmeyecek balı? Dinliyorum. Ferman Koroğlu'nu sana vereceğim. Ferman Koroğlu nerede? Yarın 4'te beni bekliyor olacak. Buluşacağımız adresi sana haber vereceğim. Sebep neden bekliyor? Çünkü ona Behram'ı vereceğimi söyledim. Behram'a haber sal. Sana zahmet. Ferman Koroğlu'yla ne yapıyorsa yapsın. Ben sözümü tuttum.
Sıra Behram'da. Beni de ailemi de bu dünyadan çıkaracak. Behram sözünü tutar. Yeter ki sen sözünü tut, fermanı ver. Oyun oynamaya kalkarsan... Hı hı, biliyorum. Çok ağır bir bedel ödeyeceğim. Behram'a mesajım ulaştı. Yarın saat 4'te sana verdiğim sözü tutmuş olacağım Ferman Koroğlu. Ben dedi ya. Yarın Behram'ın imparatorluğunu çökertecek bütün delillerin elimde olması lazım. Anlaştık. Gel de Kadet gel. İyi misin? İyisin şükür, şükür. Cihan arabaya bak, su var mı? Hemen baktım. İyisin, iyisin, iyisin. Gel, gel, gel anneciğim gel. Buyur Meryem teyze. Gel, gel bana. Sen kapıyı aç. Gel anneciğim gel. Gel, gel otur şöyle. Gel. Tamam. Şunu da iç. Geliyorum, geliyorum. İç suyunu, iç, iç. Ne yapıyoruz abi? Bunu yapan belli. Yenge değildir abi. Biliyorum, o değil, o değil de. Aklını kurcalayan ne? Emin olalım Cihan. Annemi kim kaçırmış, kim getirmiş buraya, %100 emin olalım. Çünkü ben bu dünyayı yakacağım. Buraya bağlanan yollardaki kameradır, zarttır, zurttur, hepsini araştırın. Kim gelmiş, kim gitmiş, hepsinden emin olun. Bunu yapan Ali ise de verecek hesabını. Kim yaptıysa hesabını verecek. Son anda kurtarmış annesini. Kapıdaki güvenliği arttır. Kuzun gelirse hazırlıksız yakalanmayalım, tamam mı? Tamam Ali Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neden çağırdın beni? Ali'den boşansana. Boşan. Niye kendini mutsuzluğa hapsediyorsun ki? Onu sevmiyorsun, o da seni sevmiyor. Öyleyse boşan. Yapamam. Neden? Ali'den boşanırsam kızımı benden uzak tutmak için elinden geleni yapar. Defne'yi bana vermez. Alırız. Sen yanlış bir şey yapmadın ki. Neden ömür boyu mutsuz olasın? Keşke o kadar kolay olsa. Varsın, zor olsun. Sen yeter ki iste. Ali'yi tanımıyorsun Kartal. Ben Ali'yi tanımak istemiyorum Seda. Ben seni tanımak istiyorum.
Ama parmağın da bu yüzükle değil. Gerçekten mutlu olduğunu bilsem, gerçekten o evin senin yuvan olduğunu bilsem asla sana bunları söylemem ama mutlu değilsin. Beni böyle sevme, bak ağlarım. Ağlama, gerek yok. Sevelim sadece. Gerçekten mutsuzsan, boşan Ali'den Seda. Yüklerinden kurtul ki ben de senin elini tutabileyim. Ali peşimizi bırakmaz. Bir hal çaresini buluruz. Buluruz Seda. Bak böyle hemen çekip gidemiyorsan umut var demektir. Sen bir düşün. Ben hep buradayım. Allah'a şükürler olsun. Geç. Otur hemen, otur. Annem. Oğlum. Bugün bu olandan bitenden Kumru'yla Kartal'a bahsetme, olur mu? Huzursuzlanmasınlar. Olur. Şimdi bugün seni bu alıp götürenler kimdi, sen tanıyor musun? Kimsiniz? Bir şey hatırladın. Daha önce gördüğün biri miydi? Ha? Yok. Bilmiyorum oğlum, nereden bileceğim. Tamam, öyle olsun. Efendim? Olanları duydum. Hallediyorum ben. Kimin yaptığını öğrenebildin mi? Var var, bir tahminim var. Netleyeceğim. Ben netledim, buraya gel. Tamam, geliyorum. Ne oldu, nereye gidiyorsun? Hiçbir şey anacığım, beni beklemeyin yeme. Tamam, hadi eyvallah. Of. Ne oluyor Bayram Bey? Ali Bey'in talimatı Dila Hanım. Allah Allah. Nadir. Al bunu. Orada Aslanlı'nın çiftliğine ait arazide kazılmış 3 mezar bulundu. Mezarların ikisi boş ama biri dolu. Mezar taşında yazan isim Teoman Divitçi. Hemen emniyete götür, hiç vakit kaybetme. Teoman Divitçi cinayetinde kullanılan silah bu. Katil de Kartal Cebeci. Ne? Üstünde parmak izi var, tamam. Kumru, iyi misin? Benim hemen çıkmam lazım. Ne oldu?
Ali, bir sorun mu var? Ne oluyor dışarıda? Dila, Allah aşkına bırak bir kafamı toparlayayım. Böyle söylersen daha çok soru soracağım, biliyorsun. Ne oldu? Ali, söylesene ne oldu? Ali, korkutma insanı. Birine bir şey mi oldu? Ya Ali, bir şey mi oldu? Söylesene. Mecbur kaldım Dela. Ne? Neye mecbur kaldın? Meryem teyzeyi kaçırdım. Behram istedi Dela. İkimizin hayatına karşılık Meryem teyzeyi kaçırmamı istedi. Bana sakın Meryem teyzeye bir zarar verdim deme. Abi lütfen. Kuzum kurtardı. Çok şükür. Allah'ım çok şükür. Bu savaş böyle bitmeyecek Dila, biliyorsun değil mi? Biliyorum, Allah kahretsin ki biliyorum. Ne olacak şimdi? Ha? Kuzgun durur mu sanıyorsun? Ne olacak şimdi? Gelecekse gelsin Dila. Ben buradayım. Saçmalama. Babamdan sonra seni de kaybedemem Ali. Dila, korkma, bana hiçbir şey olmayacak. Tamam. Bana her şeyi en baştan tek tek anlat abi, ne oldu? Behram senden bunu yapmanı niye istedi ya? Çok kötü abi, çok kötü. Bunun olmaması gerekiyordu. Dila, bir sakin ol. Savaşsa savaş. Kuzgun bize hiçbir şey yapamaz. Senin hemen buradan gitmen gerekiyor, hadi. Dila, sen bir korkma sana. Anlattım ya sana. Behram kaçırmamı istedi benden. Belli ki kuzgunu gözden çıkarmış. Ne gözden çıkarmasından bahsediyorsun sen? Kuzgun Behram'ın torunu. Ne diyorsun sen ya? Abi, Kuzgun Behram'ın torunu. Behram Kuzgun'u gözden çıkaramaz. Gözden çıkardığı biziz. Anlasana, Kuzgun'a seni öldürtecek. Neden ama, neden? Niyesini bilmiyorum. Bak, şu an tek bildiğim senin hemen kaybolman gerek. Abi hadi, ne olur Kuzgun gelmeden gitmen lazım. Kaçmayacağım. Ya yalvarıyorum, bir kez olsun beni dinle. En azından yarın akşama kadar kaybol. Niye Dila? Yarına kadar ne değişecek? Hı? Behram adı var, yarın hayatımızdan çıkmış olacak. Bunlar limana birkaç yüz metre uzaklıktaki kamera kayıtları. Araç Bilgin Holding'e ait. Öndeki de Nadir. Rıfat'ın sağ kolu. Ali'nin cezası belli. Sen mi halledersin, ben mi halledeyim? Ben de. Ali bunun hesabını verecek. Dila'ya rağmen mi? Dila'ya rağmen. Aç şu telefonu Kuzgun, ne olur. Anneni kaçırmasını Ali'den Behram istemiş.
İlahi hiç boşuna uğraşma. Ali elimden sen değil cümle alem gelse alamayacak. Kuzgun beni bir dinle. Alo? Niye telefonlarımı açmıyorsun sen benim? Ne bileyim, sessizde filandır, ne oluyor, ne bu halin? Kaç kere aradım seni? Kumru, ne oluyor, ne bu halin? Anneme abime bir şey mi oldu, ne oldu? Hayır, sana olacak olan ya, aptal! Ne yaptın sen ya? Ne yaptın sen? Kızım bir doğru düzgün anlatsana, ne oluyor? Sen kimseyi incitmezsin değil mi Kartal? Sen karıncayı bile incitmezsin, değil mi? Bilerek yapmadım, o bana ateş etti. Ben kendimi korumak için. O bana ateş etti Kumru. Ben bir defa ateş ettim kendimi savunmak için, o da... Bilerek yapmadım. Bilerek yapmadım. Ah Kartal. Ah. Neredesin Tunç? Dila Hanım'ın evinin oradayım abi. Ali orada mı? Arabası burada. Ama burası bir tuhaf abi. Ne gibi? Koruma kaynıyor. Ne diyeyim, biliyor tabii. Bana bak, gözünü ayırmayacaksın. Ali evden çıkarsa peşine düş. Abi benden haber alana kadar sakın bir yere kımıldama. Sen de kendine dikkat et, tamam mı? Seni çok seviyorum. Ne öyle vedalaşır gibi? Hadi tamam. Acele et, gidince haber ver muhakkak. Anlattığın her şeyi git polise de anlat abi. İnanmazlar. İnanmaları için çabalarız, her şeyi yaparız. Babama inandılar mı Kumru? Adam masum olduğu halde son nefesini cezaevinde verdi. Ya aynı şey değil Kartal. Olmaz. Abi bak, mantıklı olman lazım. Bu işin sonu yok. Ne yapacaksın? Kaçacak mısın? Gerekirse kaçacağım. Ya yeter ya. Ya yeter artık, saçmalama ya. Ne yapacaksın? İhbar mı edeceksin beni? Benim bir şey yapmama gerek yok artık. Ali Bilgin seni zaten polise ihbar etti. Cinayet silahını da delil olarak kullanıyor. Abi bak, sana yalvarıyorum, bak yalvarıyorum, ne olur
polis seni bulmadan git anlat gerçekleri. Bak her şey daha kötü olacak ya. Ne olur. Kartal, ne yapıyorsun? Kartal. Nereye? Nereye? Kumru, teslim olmayacağım. Hayır, hayır, ne olur, ne olur, ne olur. Ya nereye kadar kaçabileceğini zannediyorsun? Kartal! Ceyhan'ım anlat. Abim acil buraya gelmen lazım. Hayırdır? Meryem teyzenin kaçırılmasını araştır demiştin ya. Telefonda söylenecek gibi değil. Sen bir gel de. Tamam, geliyorum. Hala açmıyor. Bu çocuk benim yüreğime indirecek. Oy. Ne bitmez tamirmiş geceden beri ya. Anne. Ne oldu kızım, ne oldu? Anne. Hayır olsun inşallah. Kumru koş. Ne oldu? Allah'ım sen hayra çıkar. Oğluma bir şey mi oldu? Kartal Cebeci burada mı? Ne oldu oğluma? Evde mi? Yok, kurban olayım. Başına bir iş mi geldi? Hakkında cinayet şüphesiyle gözaltı kararı var. Anne. Abime de yok, isterseniz gelip bakabilirsiniz. Abinize ulaşabilirseniz hemen emniyete gelmesini söyleyin. Doğru mu? Doğru mu söylediklerim? Yarından önce işleme koymaman şartıyla veriyorum bunu sana. Ne bu? Söz mü Kudret? Söz. Ne bu? Behram Adıvar'ın kurduğu imparatorluğun sonu. Ortaklarına, illegal işlerine dair deliller. Bunu niye bana veriyorsun? Ondan geriye hiçbir şey kalmasın diye. Behram'ın masasındaki ortakların kirli çamaşırları var burada. Kuzgun? Kuzguna dair bir şey yok. Sana söylemiştim. Kuzgun'u kendi ellerimle hapse göndermeyeceğimi söylemiştim.
Dila. Ama onun sonu önünde sonunda orası. Sen de biliyorsun. Hoşça kal. Gece buraya geldi. O saatten beri içeride. Sen gelebilirsin. Abi iyi misin? Ben iyiyim, iyiyim. Sen kendine dikkat et. Her şey planladığım gibi gidecek, merak etme. Tamam. Hadi akşam görüşürüz. Hoşça kal. Şimdi nereye kaçacağım? Çıktı ha sonuçta. Çıktı efendim. Güvenilir olduğuna kefil misin? Başım üstüne. ...2019 tarihinde Minişah Sokak 140 numaralı mekanda bulunan üzerinde rastlanan parmak izlerinin emniyet veri tabanındaki kayıtlanan Türk parmak izleriyle karşılaştırılması sonucunda Ahmet Ali Yusuf Çebeci'ye ait. Yapma Kuzgun. Hangi elinin attın lan mesajı? Ha? Sen sol elini kullanmıyordun değil mi? Mermiden hızlı mısın Ali? Bir saniyen var. Ben annemi bir saniyeyle kurtardım. Sen canını kurtarabilecek misin bakalım? Ben yapmadım. Ben hava duvar yaptırdı. Yemin ederim. Meryem'i kaçır dedi, kaçırdım. İstediği yere götürdüm. At dediğim mesajları attım sadece, o kadar. Hayırdır Cihan, ne buldunuz? Abim sen araştır deyince liman çevresindeki kameralara baktırdım. Biliyorum Ali'nin adamları kaçırtmış. Şu ikisine bak bir. Nasıl oluyor bu? Bunlar dervişin adamları değil mi? Öyle abi. Kadir ile Saim. Derviş annemin kaçırıldığını biliyordu. Sustu mu yani? Ne
Ela zaten bunu o yaptırdı. Ne zaman istedi lan bunu? Ne zaman istedi lan? Dün. O tezgahı hazırlamış. Ben sadece uyguladım. Yemin ederim. Çok önemli bir gelişme var. Kuzgun Cebeci hakkında cinayet şüphesiyle gözaltı kararı var. Bu arada Aslan'ın cinayetiyle ilgili. Yapılan bir ihbar sonucu Bora Dağıstanlı'nın cesedi bulunmuş. Ferman Bey. Cinayet silahıyla birlikte. Silahta Kuzgun Cebeci'nin parmak izi var. Olay mahallinde Bora Dağıstanlı'ya ait kan izleri bulunmuştu sadece. Ancak ne ceset ne silah vardı. Katil zanlısı olarak en büyük şüpheli Kuzgun Cebeci görünüyor. Hakkında gözaltı kararı çıkarılmış. Hı hı. Cinayet şubeyle birlikte hareket edelim. Sen de başlarında ol, tamam mı? Kuzgun Cebeci demek, Behram adı var demek. Neredesin? Kalp kalbe karşıymış. Ali'nin cezasını kestim, ben de sana geliyordum. Nasıl? Öldürdüm. İyi. Bir sorunu da hallettin. Hemen buraya gel. Ferman'ın evinde bulduğum bardağın parmak izi sonucu geldi. Sonuç? Yusuf'a ait. Baba yaşıyor. Eminsin? Evet. Ali, eline ne oldu? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Baksana şu haline. Seda abi, rahat bırak. Kuzguna dair bir şey yok. Kuzgun'u kendi ellerimle hapse göndermeyeceğimi söylemiştim. Seni bekliyordum. Ne oldu ellerine? Boş ver. Tadın yok. Yani. Belki ben biraz olsun keyfini yerine getirebilirim. Nasıl? Ellerini kullanmana gerek olmayacak, söz veriyorum. (Gülüyor)
sen var ya. Acayip bir kadınsın ha. Nasıl? Yani böyle hem insanı huzursuz eden bir yanım var. Hem de çeken. Tehlike gibi mi? Mesela. Peki sen abimi Kuzgun'un öldürdüğünü inanacak kadar beni aptal mı sandın? Oysa değilim. Abimi Kuzgun değil sen öldürdün. Şimdi sıra sende. Saldırdı. Kendimi korumak için yaptım. Sen öleceksin. Ben çok az ceza alacağım. Değer mi? Değer. Anne, ben kayboldum. Ben yolumu bulamıyorum. Bu yaşamak ne ki anne bu? Bu boğulmak anne. Ben gelene kadar annemle birbirini sevip bakın, tamam. Ferman Koroğlu. Ben sözümü tuttum. Handakileri etkisiz hale getirdim. Kendilerine gelmeleri yarım saati bulur. İşim o kadar sürmeyecek, merak etme. Aldınız mı fermanı? Kimse gelip gitmedi. Sizi fark etmiş olabilirler mi? Mümkün değil. Mekana gelen tüm yolları tutmuştuk. Gelen giden kimse olmadı. Ne Dila geldi ne ferman. Bir çayını içerim, Behram adı var. Bu küçücük aklınla bana oyun mu kurdun? Öyle görünüyor.
Sen öldün Nilabin. Ben de aynısını senin için düşünüyorum. Emniyet kilidi nereden açılıyor biliyor musun? Deneme yapmamı ister misin? Hayatta kalmak istiyorsan onu elinden bırak. Burada bugün bir kişi hayatta kalacak. Ama o sen değilsin Behram Adıvar. Kuzgun'un dedesi olduğunu biliyorum. Babamı bana öldürttüğünü biliyorum Behram. Yapma. Buradan sağ çıkamaz. O silahın sesi duyulduğu anda herkes buraya yığılacak. Sen öyle san. Ölürsem sen de ölürsün. Bu hana gelip beni öldürüp buradan sağ çıkamazsın. Beni hala hafife alıyorsun. Ama sana söylemiştim. Pişman edeceğim demiştim. Hareket etme, ateş ederim. Sakin. Tanrı! Neredesin Tanrı? Sonunda beni de kendinize benzettiniz. Bana zarar verirsen bütün ailen ölür. Bila. İndir şunu. Yaklaşma. Bila, indir dedim elindekini. Yaklaşma! Elindekini indir dedim Bila. Beni mi vuracaksın Kuzgun?
Ver şunu, bir kaza çıkacak. Kaza maza olmayacak. Bile isteği olacak. Dila, bırak şunu. Hayır. Bırak dedim. Bırakmamı istiyorsan tetikleyecek kuzgun. Çek tetiği kuzgun. Dila, bırak şunu. Ya sen beni öldüreceksin ya da ben senin dedeni. Ne duruyorsun, ateş et. Bas tetiğe. Bak bana o zaman Dila. Dila, bana bak. Bas tetiği. Bitir şu işkenceyi. Tetiğe basarsan Ali ölür. Ali'yi buldum. Ali'yi buldum Cihan başında. Eğer onu öldürürsen abin ölür Dila. İndir şunu. Gerçek bir adı varsın. Aferin çocuk. Aferin. Aa, dur dur. Rüştümü ispatlamadım. Ne yapıyorsun? Sakin ol, bir konuşalım. Şşş. Ölüler konuşamaz. Sen babamı öldürdün. Babamın oğlu Kuzgun'u öldürdün. Yetmedi, annemi öldürüyordun. Niye? Niye, niye? Kuzgun. Başardın be Ramadvar. Ben artık karanlığın ta kendisiyim. Ne yaptın çocuk? Sen oğlum. Kuzgun cebeci burada mı? Hayır. Ne oldu? Hakkında cinayet teşebbüsüyle yakalama kararı var. Hadi Dila. Dila hadi. Nereye? Dila, çıkmamız lazım hadi. Benim çıkışım yok Kuzgun. Sen bir şey yapmadın Dila, çıkmamız lazım hadi. Kuzgun, çıkış yok, anlamadın mı? Dila hadi. Yaklaşma. Sen silahı bana doğrulttuğunda ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ölmekten korkmadım. Senin elinden ölmekten korktum. Dikkatini dağıtmak için de. Artık bitsin istiyorum. Dila, ver şunu. Yaklaşma. Dila, ne yapıyorsun? Yapma.
Sen gelmeseydin onu öldürecektim. Dila, yalvarırım, indir şunu. İçimdeki bu karanlıkla yaşayamam ben. Bu dönüştüğüm kişiyle yaşayamam. Ben artık ne seni iyileştirebilirim, ne de kendimi. Dila, indir şunu dedim. Yalvarırım, bana bunu yapma, ne olur. Dila, yapma. Bak bana. Bak bana, bana bak. Bana bak. Sana teslimim. Teslimim sana. Ne olur yapma. Dila, ne olur. Dila çoktan öldü kuzgun. Biz birbirimize cezayız. Çünkü seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Bana bunu yapma, ne olur. Dila, ne olur. Dila. Dila. Dila, hayır. Hayır, hayır, Dila. Seni kalbinden vuracağım demiştim. Dila! 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 Hayır, 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 Dila! Ah! Yeah!